Günaydın sevgili izleyenlerimiz. 3 Aralık 2021 Cuma gününden kucak dolusu sevgiler. Evet efendim, bugün Dünya Engelliler Günü ve Türkiye'nin her tarafında engellilerimize yönelik pek çok program var. Sabahları erken saatte Atatürk Anıtı'na çelenk koymakla başlayan törenler gün içerisinde farklı STK'ların yaptığı organizasyonlarla gün bitene kadar devam edecek. Bir gün mü? Tabii ki değil. Her gün olması gereken ve aslında da geçmişe baktığımızda çok daha fazla sivil toplum örgütlerinin duyarlılığı sayesinde her zaman canlı tutulan ve mümkün olduğunca da o vatandaşlarımızı topluma kazandırmak adına çok fazla organizasyon ve faaliyet gerçekleşiyor. Geçmiş yıllara baktığımızda pek çok engelli vatandaşımızı göremezdik ama artık sokaklarda, caddelerde, gittiğimiz törenlerde, topluluklarda çok sık karşılaşıyoruz. Bu gerçekten güzel bir şey. Onların hayatını kolaylaştıracak çalışmaların yapılması ve onları topluma kazandırmak hepimizin aslında sorumluluğu ve görevi. Tabii eksikler var mı? Elbette var. Yani işte bazı kaldırımlar elverişli değil, işte bazı yollarda sıkıntı yaşıyorlar, işte yapılan binaların rampalarının olmayışı onları o binaya girme konusunda engelleyebiliyor ama yavaş yavaş o bilinç yayıldı. Geçmiş yıllara göre çok daha iyi noktalardayız. Eminim ki gelecekte bu sorunların hiçbir tanesi kalmayacak ve engelsiz bir yaşamda onlar da bizlerle birlikte mutlu bir hayata imza atmayı başarabilecekler diye düşünüyoruz. Evet, bugün Engelliler Günü ama biz engelliyi konuşmayacağız, engellileri konuşmayacağız. Çünkü pazartesi günü zaten bu konuya dair bir çalıştay vardı ve onunla alakalı çarşamba günü konuklarımız oldu. Bugün biraz siyaset konuşacağız. Niye siyaset konuşacağız? Aslında hani Türk insanının iki tane vazgeçilmez materyali vardır. Siyaset, diğeri futbol. O iki konuda hepimiz her şeyi çok iyi biliriz, ahkam bile kesebiliriz. Ama bugünlerde hepimizin kafası çok karışık. Ekonomi her şeyin önüne geçti. Ekonomik göstergeler, işte şu an bakıyorum ekranda, Amerikan doları 13.73, efendim euro 15.50 olmuş. Böyle tık 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 sürekli artan, yayına girdiğimizde 15.60'lardaydı, 73'lere varmış. Dolayısıyla hani ekonomiyi yakalamak, o tenceremizi kaynatma telaşı ve cebimizde elimizi sürmeden eriyen parayı nasıl yakalayacağız telaşıyla biraz siyaset yapalım istedik. Bugün konuğumuz ilk kez bize konuk oluyor. İyi Parti Nilüfer İlçe Başkanı Sayın Levent Öncü. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk Aysin Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Nasıl keyifler? İyi misiniz? Keyiflerimiz iyi. Yoğun. Malum siyasetin gündemi her geçen gün daha da artıyor. Daha da yoğun geçiyor. Bizler de yeni bir siyasi parti olduğumuz için ve siyasete Türkiye'de farklı bir bakış açısı getirmek istediğimiz için sürekli meydanlardayız. Evet, nasıl bir farklı bakış açısı getirmek istiyor İyi Parti siyasete? Yani ben öncelikle sizlere Aysin Hanım ve Bursa'da Bugün ailesine bu nazik davetinden dolayı çok teşekkür ederim. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz gibi bugün Dünya Engelliler Günü. Tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutlamakla birlikte siyaseten yetkili makamların engelsiz bir hayat yaşayabilmeleri için bu vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek zorundayız. Biz İYİ Parti olarak bu konuyla ilgili bizim kendi ilçe teşkilatımızda bir komisyonumuz vardır. Bugün bununla dolayı birkaç yer ziyaretini yapacağız ama daha önemlisi engelsiz bir hayat sürdürebilmeleri için onların tüm sosyal ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Sorduğunuz soruya gelince nasıl bir farklı bir siyasi anlayış getirmemiz gerekir sorusuna. Şimdi Türkiye'de İyi Parti kurulmadan önce siyaset gerçekten tıkanmıştı. Nasıl tıkanmıştı? Dar bir alanda işte iktidar partisi, muhalefet partisi arasında hiçbir proje üretilmeden o ona tepkili sözler, o ona tepkili sözler şeklinde. Yani çözüm üretilmeyen dar alanda her iki tarafın da memnun olduğu bir siyasi yarışma varmış gibi hissediyorduk. İyi Parti aslında bir mecburiyetten dolayı kuruldu. Yani siyasette bu daralan siyasetin tekrar vatandaşın merkezine getirildiği, yani vatandaşın odağı olduğu, onların istek ve ihtiyaçlarını gözeterek, onları dinleyerek, onların ihtiyaçlarına göre bir siyaset yapma anlayışını getirdi. Bu nasıl oldu? Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi sürekli sahalarda. Yani gittiği yerlerde
nokta mitinglerinden ziyade esnafın, vatandaşın birebir dokunarak derdini dinliyor. Oldukça yani, da gündem alıyor. Doğru. Derdini dinleyince zaten ister istemez memleketimizin siyasilerden beklentilerini bizler de hissediyoruz. Bizler de görüyoruz. İllerde, ilçelerde İYİ Parti teşkilatları olarak sürekli etkinlik içerisinde, sürekli vatandaşa dokunarak siyaset yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu fark zaten ortaya kondu. Sayın Akşener ilk günden beri hakikaten sahaları hiç boş bırakmayan, aslında tek lider gibi de görünüyor şu anda. Biraz da Sayın Kılıçdaroğlu sahalara ağırlık veriyor. Şimdi peki İYİ Parti, evet, yeni bir siyasi parti, rüştünü ispat etmeye çalışıyor ve gittikçe de trendi aslında yükselen bir siyasi parti görünürde. Sandığa da nasıl yansıyacak ya da o ittifaklar nasıl oluşacak, onu zaman gösterecek. Şu anda mesela bir takım ulusal basındaki köşe yazarlarının sürekli bu iki lidere, hem Kılıçdaroğlu'na hem Akşener'e, adayınız kim olacak, bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadınız, o mu olacak, bu mu olacak gibi sorularla aslında başka bir mecraya çekilmeye çalışılmalarını tabii ki anlıyoruz. Ama o soru için çok da erken olduğunun bilincindeyiz hepimiz. Kim olduğu önemli değil, sandığa nasıl yansıyacağı bence çok önemli. Dolayısıyla vatandaşın şu anki gündemi ne yazık ki ne cumhurbaşkanı adayı, ne hangi partinin ne yaptığı, hangi çalışmalara imza attı. Vatandaş şu an sadece kendi tenceresinin cebinin derdinde. İşte Aysin Hanım, demin dediğim gibi iktidar partisi bundan 4 yıl önceki gibi siyaseti bir alanda sıkıştırıp bu alanda tartıştırmak istiyor. Yani evet. O yine istiyor ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bugün malum televizyon kanallarını açalım. Her gün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak, şu olacak, belediye başkan adayları mı olsun, genel başkanlar mı olsun diye bir tartışma yaratıp ülkeyi gerçek gündeminin dışında tutmak istiyor. Yani evet, vatandaşın anlamsız sorununu konuşmadan bir yayın yapmak, bir program, bir siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi bunu çok güzel değiştirdi. Yani ben cumhurbaşkanı olmayacağım, başbakan olacağım diyerek, yani bizim cumhurbaşkanı, yani Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağından daha önemlisi yönetilen sistemin önemli olduğunu. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşte demin dediğim gibi siyasete artık yön veren bir muhalefet var. Yani iktidar bizi hep bir dar alanda sıkıştırmak istese bile, bizler o dar alandan çıkıp ülkenin gündemine, iktidarı ülkenin gündemine sokmaya çalışıyoruz. Yani genel başkanımız sahalarda konuşurken aslında bizler onlara da örnek olup, yani siz iktidar partisi milletvekilleri, iktidar partisinin il başkanı, genel başkanı, sizler de sahaya inin. Vatandaşın gerçek gündemiyle sizler de karşılaşın. Yani sizler de görün ki bu ülkeye bir çözüm bulalım. Yani sonuçta AK Parti bizim düşmanımız değil. AK Parti bizim siyasi rakibimiz. Biz iddia ediyoruz ki bu memleketi oluşturacağımız projelerle birlikte AK Parti'den daha yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Aslında orada siyaset yapan arkadaşlarımızın da, ben sahaya inip meydanlara inseler, esnafa dokunsalar, çiftçilere bugün gidip köylere gidip ziyarette bulunsalar, inanıyorum ki onlar da televizyon kanallarında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu değil, ülkenin gerçek gündemiyle ilgilenecekler. Peki bu Nilüfer'de de böyle. Evet, Nilüfer'de durum nasıl tam diyecektim. Siz de sahada mısınız? Valla şöyle özetleyeyim size. Arzu ederseniz biz yaklaşık 5 Temmuz 2020 tarihinde bir ilçe kongresiyle Nilüfer ilçe yönetimimizi kurduk. Nilüfer ilçe yönetimimizde hemen hemen her bölgeyi temsil eden, 64 mahallemizden birçok bölgeyi temsil edebilecek birçok meslek grubundan, yani yönetimimizde emekli olan, öğretmen olan, avukat olan, mali müşavir olan, her mesleğinde kendi uzmanlık alanlarında iyi, kaliteli fikir üretebilen bir yönetim grubumuz var. Bu yönetim grubumuzu biz tabii siyasette, hatta siyasette başarılı olabilmenin yolunun kadınların ve gençlerin içinde olduğu bir hareketin başarılı olabileceğini düşündüğümüz için bugün Nilüfer'deki ilçe yönetimimizin yaklaşık yarısı kadın ve gençlerden oluşmak. Ne güzel. Biz siyasetimizde 64 mahallemizi bölgelere ayırdık. Bölge başkanlıklarını oluşturduk ve şu anda her mahallede mahalle temsilciliğimiz var.
Ayrıca bu mahallelerde mahalle yönetimlerini de oluşturduk. Yani bugün İhsan ya da ATV'lerde 23 Nisan Mahallesi'nde 20 kişiden oluşan yönetimlerimiz var. Evet. Özel İhsaniye'de 35 kişiden oluşan bir yönetimimiz var. Bunların içerisinde gerçekten mahallesini bilen, mahallesinin sorunlarını tespit edip çözüm önerileriyle bize geliyorlar. Bu şekilde oluşturduğumuz yönetimimizle birlikte sahadayız. Biz Nilüfer'de ne yapıyoruz? İşte İYİ Parti'nin vatandaş odaklı siyaset anlayışını bizler de yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Nilüfer'de her pazartesi günü saat 1 ile 5 arasında ilçe binamızda Nilüfer Millet Masası denen bir projemizi gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz 13, burada? 13-17 arası mı? Evet, 13-17 arasında. Nilüfer Millet Masası'nda meclis üyelerimizden bir arkadaşımız oluyor. Başkanlık divanından bir arkadaşımız bulunuyor. İYİ Parti'ye oy vermiş, vermemiş Nilüfer'de olan tüm vatandaşlarımız geliyor. Şikayetlerini dile getiriyorlar. Önerilerini dile getiriyorlar. Yani Nilüfer'in dertlerini orada biz onlarla beraber dinliyoruz. Hatta yapmış olduğumuz bu etkinliklere son dönemlerde genel idari kurul üyelerimiz, partimizin kurucuları da katılıyor. Her gün her hafta bir tanesini davet ediyoruz. Çok güzel geçiyor. Yani evet, İYİ Parti'nin oy veren arkadaşlarının dışında İYİ Parti'ye oy vermeyen ama gerçekten ciddi mağduriyetler yaşayan vatandaşlarımız da geliyor. Biz burada sorunları dinliyoruz, notlarımızı alıyoruz. Meclis üyelerimizin eliyle Nilüfer Belediyesi'nde veya Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili kurumlara, mercilere bu sorunları iletiyor ve takipçisi oluyoruz. Yani olduğumuz bu takip sonucunda ulaştığımız sonucu da ilçe binamıza gelen vatandaşa geri dönüp bildiriyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız etkinliklerden de mesela yeni bir parti olduğumuz için üye sayımız da bu şekilde hızla artmaya başladı. Yani şöyle özetleyeyim size, biz yaklaşık bir yıl önce üye sayımız 1500-1600 civarındaydı. Bugün 2600'ü buldu. Yani bir yıl içerisinde yaklaşık %50-%60 üye sayımızı arttırabildik. Sorun olarak ne var peki Nilüfer'de öne çıkan belli başlı? Yani Nilüfer'de, Nilüfer özelinde daha çok merkezi yönetimlerden kaynaklanan eksiklikler var. Mesela bunların bir tanesi Nilüfer Deresi'ndeki, yani Keles'ten doğan, Keles'ten bugün içme suyu kalitesinde doğan su Bursa'ya indiğinde siyah, zehirli atık haline dönüşüyor ve bu zehirli atıkla birlikte, hatta bununla ilgili biz Yolçatı'da bir Nilüfer İlçe Teşkilatı olarak bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamamıza milletvekillerimiz, il başkanımız da katılmıştı. Ya o zehirli suyla birlikte tarımsal sulama yapılıyor. O Nilüfer Deresi gidiyor Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bu sene hep beraber yaşadık Marmara Denizi'ndeki müsilaj. Evet, maalesef. Bunun bir etkisi de bu dere. Yani mutlaka sizler de görmüşsünüzdür ama görmeyen vatandaşlarımıza çok net ifade edeyim. Yani gerçekten bir zehirli su. Görmeseler yani, daha iyi. Görmeseler daha iyi. Siyah su. Aynen. Bunun dışında ürkütüyor. Aynen öyle, ürkütüyor. Bunun, yani biz birebir gördük. Panca motoru kurulmuş. Tarım alanları sulanıyor. Sonuçta domates, biber vesaire. Oradan yetişenleri onları da biz pazarda alıyoruz. Biz pazarda o yediğimiz domateste o zehirli kanserojen maddeleri görmüyoruz. Ama Marmara Denizi'nde müsilajı gördük. Bunu gördük ama yine o denizlere girdik. Doğru. Üstünü yine temizlediler, içine girdik yine. Kesinlikle girdik. Yani ne yapalım? Yani aslında bunun özeti, BUSKİ yanlış hatırlamıyorsam 12-13 yıl önce yapmış olduğu bir çalıştayda bu Nilüfer Deresi'nin temizliğiyle ilgili 2 yıl içerisinde temizlenecek vesaire projeler üretti ama hiçbiri faaliyete, hiçbiri yürürlüğe girmedi. Nilüfer'de bir an önce bu çözülmesi gerekiyor. Aslında temizlikten önce batırmamak lazım, kirletmemek lazım. Yani tabii, bunda işte sanayicilerin de, efendim tarımla uğraşanların da, biz yaşayanların da çok ciddi sorumluluğumuz var. Var, olmaz mı? Yani şimdi sorduk aslında, biz bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyelerimizle beraber biz denetliyoruz saat 5'e kadar. Bölgede hiçbir fabrika vesaire atık akıtmıyor. Beşten sonra yapıyorlar zaten. Beşten sonra nasıl oluyor? Ay. Bunun dışında Nilüfer'deki en büyük sorunlarından bir tanesi vatandaşlarımızın da bu kentsel dönüşüm sonucunda çok yoğun, belli bölgelerde çok yoğun nüfus yaşamaya başladı.
Evet. Yani özellikle Ata Bulvarı, FSM Bulvarı etrafındaki yani 200 konutluk bir site yıkıldı, yerine 900 konut, 1000 konut yapıldı. Şimdi bölgede ne oldu bu sefer? Yol taşımıyor. Evet. Altyapı taşımıyor. Okullarda, sizler de duymuşsunuzdur, okullarda birçok yerden nüfus öğrencilerimizin sayısı fazla. Yani 35-40 ama bu şekilde kentsel dönüşümün yoğun yapıldığı yerlerde duyuyoruz, sınıflarımız 50 kişilik. Yani yoğun bir nüfus, bir altyapının taşımadığı, trafiğin kaldırmadığı ciddi sorunlarla karşılaşılıyor. Orada da işte yine yetkili makamlar, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle bu meslek odalarını dinlemeden, önerilerini almadan, burada Nilüfer Belediyesi'nin de şehri var bu kentsel dönüşümlere, burada bunları hiç dikkate almadan emsal artışlarıyla, uygulanan projelerle ve bu arada hayırdır inşallah. Ay teşekkürler. Bugün doğum gününüzmüş. Öyle buyurun. Evet. Doğum gününüzde buyurun gelin. Teşekkürler, buyurun. Böyle buyurun lütfen abi. Ben de şaşırdım bir de. Şöyle öne geçeyim. Hoş geldiniz. Böyle gelin. Ekibimiz. Ben şöyle öne geçiyorum ki. Ay teşekkürler. Buyurun Nurdan Hanım, çocuklar buyurun. Buyurun, buyurun arkadaşlar. Yani bu kadar ciddi bir sohbetin ortasında mutlu yıllar. Sözünüzü unutmayın Sayın Başkan. Önceden haberim olmasa ben de şaşırırdım. Öyle mi? Demek ki benim haberim yok, sizin haberiniz var valla. Çok teşekkür ediyorum herkese, çok mersi. İyi ki doğmuşum, iyi ki birlikteyiz, iyi ki beraberiz. Lütfen arkadaşlar böyle buyurun, gelir misiniz? Buyurun. Hep birlikte fotoğrafımızı alacak Kaan Bey. Valla bu pastayı kesemeyecek kadar güzel yaptırmışsınız. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllarda hep beraber güzel yaşlar kutlarız. Çok mersi. Evet, bu yayında farklı bir yayın oldu. Evet, bizim için de çok güzel evet, oldu. Evet, hepinize ayrı ayrı çok teşekkürler. İyi yayınlar. Biz kendi gündemimize geri dönebiliriz o zaman. Sağlıklı, mutlu yıllar dileriz. Amin yani, inşallah. Sanırım. Hep beraber. Çok mersi, sağ olun. Kolay gelsin herkese. Bu kadar pastayı biz yiyemeyiz. Alın isterseniz. Bize de kalır herhalde. Tekrarcıyım her şeyden. Sağ olun, çok mersi. Güzel sürprizdi, sağ olun, var olun. Evet, yani arkadaşlarımız bilgi vermişler. Öyle mi? Biz de çok mutlu olduk. Ne güzel. Sağlıklı, mutlu yıllar dileriz. Amin, hep beraber inşallah. Bütün ülke olarak en önce sağlık gerçekten. Bu Covid'i yaşadıktan sonra sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi öğrendik. Daha iyi anlıyoruz değil mi? Evet, gelelim benim doğum günümden Nilüfer'e. Şimdi Nilüfer'de bizim İyi Parti'nin yapmış olduğu sahadaki çalışmalarla ilgili sorunuza yine devam etmek isterim. Burada bizim yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi de ilçe teşkilatımız olarak İyi Nilüfer Yardımlaşma grubunu oluşturduk. Yani ihtiyaç sahibi olan, evet, partili veya partisiz birçok arkadaşımız, vatandaşımız bizlere müracaat ediyor. Biz bunları çözebilmek için bir grup oluşturduk. Bu grupta gerçek ihtiyaç sahibi olan herkese mutlaka bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Az veya çok bulmaya çalışıyoruz. Ama burada benim asıl dikkat çekmek istediğim konu şu. 3 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. 3 yıl önce bize yardım talebinde bulunan kişi sayısıyla bugün yardım talebinde bulunan kişi sayısı %100 artmış durumda. %100. İnanın böyle. Yani Nilüfer'de bile tablo böyleyse diğer ilçeleri düşünemiyorum. Düşünemiyorsunuz. Orada da inanıyorum daha fazladır. Kesinlikle. Yani bu ekonominin bozulduğunu biz buradan da hissediyoruz. Yani doğalgaz faturasından tutun veya ufak bir ihtiyacına kadar. Asıl burada ilgisini çekmek istediğim bir konuda valilik eliyle veya kaymakamlık eliyle sorunsal yardımlaşmanın devletimizin yapması gerekirken yaptıklarına inanıyoruz ama artık onlar da yetemiyor. Yani işte şu kadar engelli raporu olan veya gerçekten iki çocuğuna bakmakta işte tek yaşayan bir bayanın müracaat etmiş kaymakamlığa, valiliğe, yardım alamamış. Yani yardım alamama nedeni, evet, herkesin, valinin de bir bütçesi vardır, yetmiyordur. Ama ekonominin bozulduğunu, gidişatın iyi olmadığını burada da görüyoruz. Onun dışında ilçe teşkilatımız olarak tabii malum işsizlik çok yoğun. Hı hı. Bütün arkadaşlarımız, gençlerimiz işsiz. Nilüfer'de
iş arayan ve iş veren olarak bir komisyon oluşturduk. Arkadaşlarımız gelen bu bilgileri, iş arayan arkadaşlarımızın CV'lerini veya iş vermek isteyen işverenlerimizi bir veri tabanında oluşturuyor, örtüştürüyor. Hı hı. Ve bu şekilde partimize müracaat eden yani birçok arkadaşımıza iş bulma olanağını da sağladık. Hı hı. Yani evet, insana dokunmayı, vatandaşa dokunmayı ilçe teşkilatımız olarak, hatta Gençlik Kolları ilçe başkanımız Avukat Seda Çalhanım Efendi'nin de başında oldu. Gençlerin bu aralar pandemiden dolayı staj yeri bulma da çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Doğru. Yaşamışsınız, sizler de duymuşsunuzdur. Orada da stajyeri arayan ve stajyer arayan işverenleri bir araya getirerek, yine bir veri tabanı oluşturarak birçok arkadaşımıza stajyeri yapma şansı oluşturduk. Yani yapmış olduğumuz çalışmalardan mesela en son daha yeni başladık. Bir mahallemiz de oluşturduk. İyilik Kütüphanesi. Hmm. Bir kütüphane oluşturduk. İyilik Güzel. Kütüphanesini. Bunu çocuklarla ilgili. Özellikle çocuk hikaye kitapları, onların gelişimine katkı koyabilecek kitaplar içine koyuyoruz. İlkini Gümüştepe mahallemizde. Hı hı. Bütün vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ulaşabileceği bir yere yerleştirdik. Takibini de yapıyoruz. İnşallah Nilüfer'de birçok noktaya bu iyilik kütüphanelerimizi getireceğiz. Yani bunların takipçisi olacağız. Çocuklarımızla birlikte. Yani evet, onların okuyabilme ihtiyaçlarını, onların birlikte yaşayabilme, sosyalleşme alanında biz İYİ Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı olarak da bir katkı da bizler koyalım dedik. İyilik Kütüphanesi etkinliğimiz, çalışmalarımıza şu anda devam ediyor. Peki şey nasıl, sahada gözlemliyor musunuz? Gençlerin siyasete bakış açısı, İYİ Parti'ye bakış açısı nasıl? Gençlerin siyasete bakış açısı aslında soğuk. Evet, ben de onu görüyorum da o yüzden sordum. Hani yani şöyle sorayım. Üniversitede bu ilçede olduğu için gençlerle daha iç içesiniz. Mesela şöyle örnek verebilirim. Aslında biz Nilüfer'de, Uludağ Üniversitesi Nilüfer'de gençlerimizin, üniversite mezunlarımızın daha yoğun siyasette, İYİ Parti'de bulunması gerekirken biz bu yoğunluğu göremiyoruz. Ama şunu görüyoruz. Üye olmadan, yani birçok genç arkadaşımız gelip fikir beyan eden oldu. Yani mesela üyelik noktasında kendilerini üye olmalarını önerdiğimizde de genelde iş kaygısından dolayı. Evet, etiketlenmek istemiyor kimse. İstemiyor. İş kaygısından dolayı gençlerimiz üye olmak istemedi. Belki de siyasi partilerin aslında gelecekte bu üyelik sisteminden çıkması lazım. Belki de siyasi partiler kanunundaki yapılması gereken değişikliklerden bir tanesi de bu. Çünkü hani kimse yaftalanmak istemiyor. Çünkü başına neler gelebileceğini az çok hep beraber görüyoruz. Ama ideolojisi var, efendim eğilimi var, yapma, hizmet etme aşkı var. Yani niye ille de üye olmak zorunda ya da delege olmak zorunda değil ki? Değil. Ya bu da ne oluyor bilmiyorum. Yurt dışındaki siyasi uygulama nasıl oluyor ama bizler de işte biraz daha bu kutuplaşmanın yolunu açıyor bu dediğimiz. Evet. Ayrışmanın yolunu açıyor. İnsanlar belki de tam tersi bir de siyasete girmek de yolunu da kapatıyor. Yani birçok fikir üretebilecek gençlerimiz, iş adamlarımız. Kesinlikle. İş adamlarımız kesin de girmek istemiyor. Evet. Onlar da iş kaygısıyla. Bir şekilde destek veriyorlar ama gizli saklı. Gizli saklı destek veriyorlar. Yani niye böyle olsun ki yani? Demokrasiyle yönetilen özgür bir ülkede neden gizli saklı yaşansın? Aksine onların siyasetin içinde olması lazım ki ekonomik olarak, işleyiş olarak yaşanan birçok sorunu onlar yeri geliyor bizden daha çok görüyorlar. Kesinlikle. Yani onların fikir, akademisyenler, bu fakülteleri de akademisyenlik yapan hocalarımız, onların da siyasetin içinde yer alması lazım. Bunlar yer alırsa işte siyasetin kalitesi artıyor. Doğru. Ülkenin büyüme gücü, refah düzeyi, her şeyi artıyor. İşte siyasi partiler kanunu değişmesi gerekenin başında özellikle bu siyaset yapma imkanının kanunla veya baskıyla engellenen kesimleri siyaset içine sokmamız gerekiyor. Evet, yani baktığımızda aslında hani Türkiye günden güne büyüyen, üreten, gerçi üretim kısmında artık biraz gerilerde kalmaya başladık. Eskiden daha çok üretiyorduk da şimdi fazla tüketen bir millet haline geldik maalesef. Umarım bunu tersine çeviririz en kısa zamanda. Yani bu ülkede çok fazla yeni siyasi partiler gündeme gelmeye başladı. O şeyler belli köşe başlarını tutmuş siyasi partilere artık yenileri eklendi. İYİ Parti gibi ve sonra sizden sonra da hayata geçen yeni partiler var.
Vatandaş ittifaklarla yönetilmeyi bir şekilde işte alıştı diyeceğim ama çok da alışamadık. Çünkü bu tek adam rejimi tutmadı. Yani bir boşluk var hala, havada kalan çok şey var. Dolayısıyla Sayın Akşener'in de üstünde durduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi bu sistem çerçevesinde hep birileriyle kol kola, işte birileriyle omuz omuza yaftasıyla İYİ Parti'de karşı karşıya, Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şekilde iktidar ve ortağı tarafından bu gündeme getiriliyor. Şimdi sizin bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme bakış açınızı merak ediyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, bizlere yönetim şekli olarak en uygun sistem parlamenter sistem. Hı hı. Biz şunu demiyoruz. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önceki yönetilen, yaşanan parlamenter sisteme geri dönelim demiyoruz. Hı hı. Biz o parlamenter sistemde de hatalar vardı. Yani o aksayan yönlerini düzeltelim, aksayan yönlerini daha işlevsel hale getirelim ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile bu memleket yönetilsin. Hı hı. Yani ben çok net bir şekilde şunu ifade edeyim. Ya bu mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile benim genel başkanım Cumhurbaşkanı olsun, ben bunu da istemem. Çünkü bu kadar yetki tek bir insana verilmez. Tek bir insan bu kadar yetkinin altından da kalkamaz. Yani ben bugün valiyi kaymakamlara atayacağım. Gideceğim rektörü Uludağ Üniversitesi'nde rektörleri atayacağım. Döneceğim il başkanlarımla birlikte toplantı yapacağım. Hı hı. Teşkilat mensuplarıyla. Hı hı. Yani bu tarafsız olma, doğru işler çıkartma yönünden çok yanlış. Artı şimdi başkanlık sistemi, bizdeki başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi diyelim buna, denetlenme mekanizmaları hiç yok. Yani olsaydı Amerika'daki gibi bir başkanlık sistemi, yani yapılan yanlışların denetlenmesi, tek bir kişinin istediği gibi hareket edin. Ya bizde 3 yıl oldu, 3 tane Maliye Bakanı değişti. Evet, oldukça hızlı. Ondan daha kötüsü Merkez Bankası. Hı hı. Merkez Bankası tarafsız olması gereken, özel bir kuruluş olan, ülkenin gerçekten ekonomik verileriyle ilgilenmesi gereken Merkez Bankası, sanki bizler Cumhurbaşkanlığına bağlı bir memur gibi, yani sürekli Merkez Bankası başkanları değişti. Yani Merkez Bankası, özellikle şeyde yaşadık bu süreci, dövizin artış sürecinde. Bundan önceki Maliye Bakanımız Sayın Albayrak olmadan önce koltuk boşken döviz düştü. Koltuğa birinin oturduğunda dövizin yükseldiğini gördük. Bundan dolayı mutlaka güçlendirilmiş parlamenter sistemde bu memleketimizin yönetilmesi gerekiyor. Evet, aksayan yönler vardı. Bir de demin siz soruyu sorarken söylediğiniz, diğer siyasi partileri ittifak yapmak zorunda bırakıyor bu sistem. Yani ben İYİ Parti olarak bugün ittifak içinde yer almadan bu başkanlık sistemiyle gireceğim birçok seçimde, evet ilk kurulduğumuzda daha yeni bir siyasi parti olduğumuz için bazı şeyleri anlatamamıştık ama belki bugün daha güçlüyüz. Fakat karşında ittifak olduğu zaman AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakında tek bir güçle birlikte onu yenme şansın zorlaşıyor. İster istemez bizi de ittifakları oluşturmaya neden oluyor. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemde her siyasi parti kendi fikriyle, kendi ürettiği projelerle vatandaşın karşısına çıkması bence daha sağlıklı, daha doğru olarak görüyorum. Evet, tabii sokaktaki vatandaşla da zaman zaman yaptığımız röportajlarda, haberlerde bunu net görüyoruz ama şu an dediğim gibi vatandaş hiçbir şekilde A partisi, B partisiyle ilgilenmiyor. Tamamen işte o kırmızı sağ köşedeki rakamlara bakıyor. Evet. Niye? Dolar, çünkü dolar ne oldu? Evet, o rakamlar aslında hayatımızın tüm özetini ortaya koyuyor. Çünkü hani maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz demişti Sayın Albayrak. Ama maaşımızı almasak da her şeyi dolarla, dövizle ülkemize geldiği için maalesef onlarla alıyoruz. Ve doğru, Türk parası onların karşısında günden güne eksiliyor, eziliyor. Bu nedenle de şey çok önemli, duruş ve bakış açısı. Peki Nilüfer'e baktığımızda, Nilüfer'de daha eğitimli, daha elit bir kesim yaşıyor. Tabii Nilüfer'i de aslında ön ve arka diye de ayırmak lazım. Yani Nilüfer'in de her yeri FSM, efendim Ahmet Taner Kışlalı değil. Değil. Onun da tabii ki pek çok mahalleleri var, daha farklı yaşam şekli süren
yaşayanları var. Dolayısıyla Nilüfer'de siyaset yapmak nasıl? Daha mı kolay, daha mı zor? İyi Parti olarak bakarsak bence Nilüfer'de, ben yıllardır Nilüfer'de yaşıyoruz. Evet. Yani 35-30 yıldır Nilüfer'deyiz. Nilüfer'de siyaset yapmayı da seviyorum. Nilüfer'i de tanıyorum. Hı hı. Nilüfer'de diğer ilçelerimize göre siyaset yapmak biraz zordur. Pardon, kolaydır. Hı hı. Çünkü derdini anlatabileceğin ve seninle hemhal olabilen, seni anlayabilecek olan vatandaşları bulabilme şansımız var ama Nilüfer'de bundan önce bir sanayi şehri gibi bilinir şu anda. Hı hı. Yani hiçbir ilde olmayan 8 tane organize sanayisi var Nilüfer'in. Bununla birlikte Nilüfer'de çok ciddi sorunlar da oluşmaya başladı. Mesela bununla ilgili önlemler alınmadığını görüyoruz. Bu alınmayan önlemler ileride Nilüfer'in yaşam kalitesini de ciddi bir şekilde azalttığını göreceğiz ve görüyoruz. Örneğin hava kirliliği. Evet. Yani organize sanayi bölgesine yakın olan bugün Balat'ta ve benzeri yerlerde yani yaşantı kalitesi gittikçe düşüyor. Evet, kentsel dönüşüm vesaire nüfusu hızdan arttığı yerlerde yoğun bir trafikle karşılaşıyoruz. Bugün Kayapa vesaire, Çalı, buralarda yoğun nüfusun yaşamaya başlamasıyla küçük sanayiden başlayan, Çalı'ya doğru devam eden yolda günün her saati trafik sıkışık. Onun dışında Nilüfer'de tarıma, bundan önce Nilüfer'in tüm köylerinde hayvancılıktan tarıma birçok ürün yetişir. Köylülerimiz bundan geçimini sağlar. Evet. Hatta bununla ilgili yatırımlar bile yapardı köylerde insanlarımız. Bugün köyde insanların kazandığıyla yatırıma dönmeyi bırakın, geçimini sağlıyor. Yani Nilüfer'in köylerindeki vatandaşlarımızın, köylülerimizin tekrar tarımdan, hayvancılıktan kazançlı duruma gelmesini sağlamamız gerekir ki oradaki vatandaşlar şehir merkezine, fabrikalara bir göçü engellemek için. Yani kooperatifler kurulabilir köylerimizde. Hı hı. Oradaki vatandaşlarımıza planlı, programlı tarımın, hayvancılığın nasıl yapılacağı bu yerel yönetimler eliyle de anlatılabilir. Bu merkezi yönetimler eliyle de anlatılabilir. Yani bizim tarımı, hayvancılığı tekrar köylerimizde kazanır duruma getirmemiz lazım. Hazır tarım ve hayvancılıktan konu açılmışken şöyle bir konuya değinmek isterim. Buyurun. Müsaadenizle. Biz İyi Parti Bursa Teşkilatları olarak şöyle bir program geliştiriyoruz. Bir gecede bir ilçe, hı hı. 17 gecede 17 ilçe, evet. Sloganıyla. Yani nasıl yapıyoruz bunu? İl teşkilatımızın bünyesinde oluşturduğumuz propagandist arkadaşlarımız var. Evet. Cumartesi günleri ilçemize gidiyoruz. İlçemizde ilçemizin merkeziyle ilgili sorunları dile getiren bir nokta mitingi yapıyoruz. Daha sonra o ilçenin tüm kırsal köylerine arkadaşlarımızla birlikte, propagandist arkadaşlarımızla birlikte dağılınıyor. Yani her köye gidiliyor. Evet. Burada vatandaşın derdi dinleniyor, vatandaşın istekleri dinleniyor. Köylerde insanlarımız gerçekten çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yani elde ettikleri üründen para kazanılamıyor. Yani çalışarak battık cümlesinin birçoğunu biz köylerde duymaya başladık. Yani üretiyor ürününü, maliyeti 10 lira, satış 8 lira. Yani bu mesela Karacabey'in bir köyüne gitmiştik. O da vatandaşlarımız anlatıyor, domatesle ilgili, biberle ilgili. Maliyetlerin altında satmak zorunda kalmışlar. Hatta şöyle bir örnek de verdi oradaki vatandaşın bir tanesi. Köyde dedi en genç çiftçi benim. Genç. En genç. Kaç yaşındasınız diye sorduğumuzda 40 yaşında. Yani 40 yaşın altında çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşımız yok. Düşünebiliyor musunuz? Bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra 50-55'e gelecek bu arkadaşımız da. Köylerde çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaş bulamayacağız. Yani çünkü para kazanamıyorlar. Ya küstürülmüş, tarıma küstürülmüş, hı-hı, hayvancılığa küstürülmüş, küstürülmüş bir toplumu, hadi biz program değiştiriyoruz, köy tarıma önem veriyoruz deyip tekrar geri döndüğümüzde, ya orada 20-25-30 yaşında bu işle uğraşan kimseyi bulamayacağız. Köyün bir tanesinde vatandaş aynen şu örneği verdi Aysin Hanım. Bundan dedi işte yaklaşık 20 yıl önce tarım kredi kooperatifine çalışmak üzere eleman alınacakmış. Gelmişler Karacabey'in köyünde. Demişler ki işte birkaç tane arkadaş alınacak, müracaat edin. Sizlerden de birilerini alalım diye. Bir kişi gidip müracaat etmemiş. Çünkü köylü demiş ki ya ben 2 ay
tarlamda ektiğim ürün ile kazandığım para benim orada 12 ay alacağım maaştan daha fazla. Doğru. Dolayısıyla ben çiftçiliğimi, hayvancılığımı, tarımımı yaparım. Geçimimi daha rahat sağlarım. Yani kendi rahatlığını düşündüm. Bugün diyor o köylü, Tarım ve Kredi Kooperatifinden memur alımı yapılsın, eleman alımı yapılsın. Köyde bir tane adam kalmaz, herkes başvurur diyor. Yani köylünün tersine döndü. Tersine döndü. Göç gibi. Tersine göç oluyor. Yani çünkü diyor ki şu anda ne ekersek ekelim, hayvancılık yapalım, kazanamıyoruz. Geçimini sağlamak için böyle bir olanak verilsin. Evet, gider çalışır diyor. Bir kişi kalmaz diyor. Yani 20 yıl önce kimse gitmezken bugün herkes gider. Burada yapılan yanlış politikaları da tabii hep beraber vatandaşın ayağına gidip onu dinlediğimizde görüyoruz, duyuyoruz. Tüm siyasi partilerin, özellikle yetkili makamdaki siyasilerin de gidip görüp duyması gerekir ki doğru çözümler üretelim. Sonuçta memleket hepimiz. Kesinlikle öyle. Ve en önemlisi de şu anda ülkemizde baktığımızda kadının gerçekten sırtında çok ciddi yükler var. Yani ev kadını, çalışan kadın hiç fark etmiyor. Hepsi aynı yükü taşıyorlar. Çünkü o tencereyi kaynatmak gerçekten çok kolay değil. Ve hem çalışan hem evinde çocuklarıyla, ailesiyle birlikte olan kadınlar bile artık evinde bir şeyler üretip satmaya başladı. Çünkü evet, yetmiyor gelen kazançlar. Masraflar çok, paranın değeri düştü. O zaman da işte darboğaz başlıyor. Efendim şiddet başlıyor. Aile içi geçimsizlikler başlıyor. Psikolojisi bozuk çocuklar toplumda yer almaya başlıyor gibi, aslında böyle kocaman bir liste yapılacak kadar olumsuzluklar maalesef gündeme gelmeye başladı. Nasıl önüne geçilecek? Yani şu an muhalefet partileri sandık koyun, seçim yapın çağrılarında bulunuyorlar ama vatandaş da seçime ne kadar hazır, kimi tercih edecek, kafası çok karışık. Dediğim gibi şu an birinci önceliğimiz, hepimiz için geçerli bu, ekonomi. Ekonomi, kesinlikle. Şimdi bu demin dediğiniz işte ekonomi bozukluğundan dolayı insanların sosyal facialar, aile içi şiddetler ve benzeri birçok duyuyoruz. Geçen bir araştırma şirketinin yaptığı sonucu sizlere ileteyim. Tarihte ilk defa intihar edenlerin sayısı trafik kazalarında ölenlerin sayısını geçmiş Türkiye'de. Yani bu ne demek istiyorum? Evet, sizin anlattığınız bu ekonomik bozukluklar, insanlarımız bunları aile içinde yaşıyor. Çok mutsuz bir toplum haline geldik. Bizler de aynı şeyi yaşıyoruz sonuçta. Bizler ya de zaten bunların... Covid canımızı okudu. Okudu. Bütün psikolojilerimizi bozdu. Bir de üstüne bu gelince. Evet, insanlar şimdi işine gidiyor. Esnaf, memur da olsa aldığı maaşıyla beraber markete gittiğinde aldığının yarısını alamıyor. Çocuğunun ihtiyaçları var. Evinin giderleri var. Karşılayamayınca gerçekten mutsuz bir toplum olduk. Demin köylü için konuştuğumuz köylü vatandaşlarımız tarıma küstürülüyor, hayvancılığa küstürülüyor derken bunu demek istemiştik. Yani kazancı yetmiyor. Yani küsüyor toplum. Bizde de ki insanlarımız da rahat, refah düzeyindeki yaşamaları azaldıkça evet, sosyal bozukluklar daha da artıyor. Yani burada gerçekten bizler sandık istiyoruz, seçim istiyoruz. Neden istiyoruz? Mevcut iktidarın bunu düzeltebilecek bir projelerle karşımıza gelmediğini görüyoruz. Yani yine suni gündemler. Evet, demin dediğiniz gibi yine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışılıyor. Yine ekonomiyle ilgili, üretimle ilgili bir şeyler değil. Ama biz işte faizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Altını dolduramadıkları, yeni oluşturdukları bir ekonomik sistemle, ekonomik bir tercihle karşımızdalar. Ama üretim odaklı, vatandaş odaklı hiçbir siyaset yok. O yüzden diyoruz ki sandık gelsin. Yani biz de şuna inanıyoruz. Bir ülkede adaletin, hukukun tekrar tecil edildiği, insanlar inansın ki bu memlekette adalet var, yine dış yatırım veya ülke içerisindeki yatırım artacaktır. Evet, güven duygusunun geliştirilmesi gerekiyor. Güven duygusunun geliştirilmesiyle. İntihardan bahsettiniz, yayın artık sonuna geldik. Dün Botanik Park'ın orada bir intihar vakası vardı sabah erken saatlerde. Toplum olarak da bir tuhaf olduk. Yani insanlar kendini ağaca asmış bir gencin videosunu çekmek için yarıştılar. Oo.
Ve yağmur gibi o video bize ulaştırıldı. Haber yapmıyor musunuz? İşte şöyle bir vaka var falan diye. Gerçekten böyle haberlerin yayınlanmasından ben çok hoşlanmıyorum. Özendirici olduğunu düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Dolayısıyla hani duyarsız kalmaya çalıştık ama o videoyu, fotoğrafları izlemek bile insanı psikolojik olarak çökertiyor. Ve insanlar onu gidip hani bir gazeteci gibi, gazeteci mecburiyetinden görevi olduğu için onu çekmek durumunda kalabilir ama sıradan bir vatandaşın onu videoya almak, onu telefonunda barındırmak ya da birileriyle paylaşmayı niye isterler? İşte burada ürktüm. Dedim ki evet, toplum ruh sağlığında da sıkıntılar başlamış. Başka bundan önce olmuş olsa onun görüntüsünü çekmeye, bırakın servis etmeye çekmezdi insanlarımız. Evet. Şimdi bu çok olağan hale geldi. İşte bunda bu sosyal medyalar ve benzeri bunların da çok etkisi var. Tabii neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor diyoruz ama kalmaması lazım. Evet. Biz inanıyoruz. Ben özellikle İyi Parti olarak şahsım adına çok net ifade edeyim. Biz bunların hepsinin üstesinden gelebilecek bir ülkeyiz. Kesinlikle. Vatandaşlarımızla, halkımızla birlikte yeter ki doğru öneriler, doğru çözümler sunalım. Hepsi yerli yerine oturacaktır. Ve iyi günlerin hem Türkiye'de hem yerelde yönetimlerde yer alacağını inanıyoruz. Umut her şeyin başlangıcı diyoruz ve asla umudumuzu yitirmeden geleceğe, aydınlığa bakmaya devam ediyoruz. İşte bakın, sabah hava pusluydu ama şimdi dışarıda aslında çok güzel bir güneş var değil aynen mi? Aynen öyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum yayınınıza konuk olduğunuz için. Ben teşkilatım adına da bize bu imkanı sunduğunuz için, bizi burada misafir ettiğiniz için her çok zaman teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Çok bundan sonra kendinize. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, haftanın sonuna geldik. Evet, Aralık ayının ilk hafta sonu. Cumartesi pazar, umarım gönlünüzce, keyiflice, böyle sağlıkla, mutlu olmayı becerebildiğiniz günler olsun. Pazartesi yine sizlerle birlikte olmayı umut ederek, hoşça kalın, sağlıkla kalın.